Alanya'dan bir inci, lezzette en birinci. N1 süt ürünlerinin sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Tabii bugün hızlı bir konuk trafiğimiz var. Bu nedenle konudan konuya geçiyoruz ama bunların hepsi ülke tarımına katkı sağlamak için yapılan şeyler. Burada programın başında da söylediğim gibi ülke tarımında önemli bir yeri olan Selçuk Üniversitesi'nin yeni bir projesi hayata geçti. Alo Ziraat projesiyle çiftçilerin sorularına cevap verecekler, araştıracaklar, ilgili hocalarla konuşularak çiftçilerin cevapları da verilmiş olacak. Tabi bu projeyi çok detaylı olarak anlatacağız. Program konuğumuz Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Hasan Arısoy program konuğumuz. Hocam hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk televizyon tecrübesini bizimle Tarım Masası'nda yaşamıştınız. Bu ikinci konuk olmanız. O yüzden artık kameralara biraz daha alışmışsınızdır herhalde. Evet, teşekkür ediyorum. Bu şeyin Alo Ziraat projesi nasıl ortaya çıktı hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Hakikaten tam yaklaşık bir sene oldu. Bir sene önce katılmıştık. Pandeminin ilk ortaya çıktığında bir programla katıldık. Bugün de tam pandeminin birinci yıl dönümüymüş. Biraz önce haberlerde dinledim. Umarım bu pandemiden kurtuluruz bir an önce diyeyim. İnşallah. Size teşekkür ederek başlayayım. Bize burada kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Rica çünkü ederiz. Oldukça önemsediğimiz bir proje bu. Tabii üniversitelerin çeşitli misyonları, görevleri var. Bunların başında eğitim faaliyeti var. Öğrencilerin yetiştirilmesi var. Eğitim faaliyeti var. Bunun dışında tabii akademik çalışmaları var üniversitelerin, işte yapılan araştırmalar, yazılan kitaplar, makaleler, projeler, araştırmalar var. Ama sadece bunlarla sınırlı değil, üniversitelerin aynı zamanda bölgesel kalkınmaya, ülke kalkınmasına, bölge kalkınmasına da hizmet etmesi gerekiyor. Sorumlulukları arasında bunlar da var. Bu kapsamda üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi biliyorsunuz Konya'nın en köklü üniversitelerinden biri, ülkemizin köklü üniversitelerinden biri. Üniversitemizin, sayın rektörümüzün ciddi katkıları var bu bölgesel kalkınma anlamında. Keza fakültemiz, Ziraat Fakültesi dekanımızın önemli katkıları var. Yine bu katkılar kapsamında bir merkez kurma projemiz vardı. Tarımsal Yayın ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu konuda rektörümüz Metin Hoca, rektör yardımcımız Ahmet Hoca bizlere güvendiklerini, bizlere olan ve bu projeye olan inançlarını her fırsatta dile getirdiler ve bu projenin, daha doğrusu bu merkezin üniversitemizin senatosundan geçmesine olanak sağladılar. Şu anda bu merkez henüz resmi gazetede yayınlanmadı ama üniversitemizin senatosundan geçti. Şu anda YÖK aşamasında. YÖK de kabul edildikten sonra umarım bir aksilik olmazsa bu merkez kurulacak. Tabii bu merkezin kurulmasında ve faaliyetlerinde dekanımız Zeki Hoca en başından şu ana gelmemize kadar işte her türlü desteği oldu, bize katkıları oldu ve projenin aslında mimarı kendisi. Ona da teşekkür ediyoruz. Rektörlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Dekan yardımcılarımıza, fakülte sekreterimize ciddi katkıları oldu. Bu merkez kapsamında bazı faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi zirai söyleşiler yapıyoruz. Aslında biraz
sizin alanınıza girmiş olduk. Evet. Kitle iletişim araçlarını kullanarak aslında tarımsal yayın faaliyeti gerçekleştiriyoruz ki bu merkez henüz daha kurulmadığı halde şu ana kadar 19 tane zirai söyleşi gerçekleştirdik ki bunlar haftalık canlı yayında gerçekten zormuş bu işleri organize etmek. Pazartesi günleri saat 14'te bizim üniversitemizin kanalı var biliyorsunuz Ün TV'de. Aynı zamanda YouTube üzerinden de yayınlanıyor. Tabii bu programların hazırlanması öncesinde işte tarım takvimine uygun, gündeme uygun konuların belirlenmesi, konukların, uzman konukların belirlenmesi, programların yapılması, öncesinde işte duyuruların yapılması, sonrasında programın sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılması, dağıtımının yapılması gibi ciddi bir sorumluluk ve iş yükü var. Tabii bunu genellikle işte son günlerde biraz ben ön plana çıktım ama ciddi bir ekiple yapıyoruz. Yaklaşık işte dekanlığımızın katkısı dışında 7 kişilikte bir bu komisyon veya şu anda komisyon diyoruz ama merkez kurulursa merkezimizin ekibi var. Benim dışımda Tarım Ekonomisi bölümünden Aysun Hocam, Zootekni bölümünden Gülşah Hocam, Bitki Koruma bölümünden İlşah İnce Hocam, Toprak bölümünden Hamza Hocam ve bizim Ziraat Fakültesi dışında Veteriner Fakültemiz ve İletişim Fakültemizden de ciddi destek alıyoruz. Onlara da dekanlıklar düzeyinde teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültesinden yine ekibimizde Ali Hocam, İletişim Fakültesinden de Abdullah Hocam var ki bu işin bu teknik kısmında bize son derece yardımcı oluyorlar. Gerçekten bu yayın olayları oldukça zormuş ama bunu büyük bir keyifle yapıyoruz. Henüz merkez kurulmadığı halde ciddi bir iştahla, heves içerisinde yapıyoruz. Bu tabii zirai söyleşiler dışındaki bu merkezimizin diğer önemsediği, önem verdiğimiz işte bugün aslında konuşacağımız Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı. Ve bu Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'ndan sonra da aslında burada tabii bir danışma gibi bir faaliyet olacak ama yine merkezimizin çalışmayı düşündüğü hedeflerimiz var. KOP'a bir proje verdik. Bu proje kapsamında da işte biraz finansman da sağladığımız takdirde çiftçi eğitimlerini de içeren bir yayın faaliyeti de düşünüyoruz. Çünkü tabii tarımsal yayın anlamında çeşitli yöntemler uygulanıyor. İşte bireysel yöntemler, işte grup toplantıları, demonstrasyonlar gibi işte görsel göstererek uygulamalı ve kitle iletişim araçları. Yani biz bu merkezde aslında bunların hepsini hayata geçirip üreticilerimize daha fazla katkı yapma amacındayız. Ya burada hedeflerinizi konuşacak olursak hocam, Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'nda ne hedefliyorsunuz? Amacınız nedir? Bu projenin amacı nedir? Hemen söyleyeyim. Şimdi tabii tarımsal yayım dediğimiz şey kırsal alanda yaşayanların yaşam düzeylerinde, yaşamsal kalitelerinde onlara verilecek bilgi, beceri, işte tutum davranışlarını etkileyecek bu bilgi becerilerle birlikte onların hayatına dokunacak okul dışı eğitim olarak tanımlarız bu tarımsal yayımı. Dolayısıyla bu tarımsal yayım yöntemlerinin hepsini uygulayarak bu merkez kapsamında üreticilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu Alo Ziraat ile şu anda ekranda WhatsApp numarası ve normalde sabit telefon iletişim numarasını da arkadaşlar veriyorlar. Bu bizim programın değil, Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'nın numarasıdır. Onu da hemen belirtmiş olalım ki oraya şimdi soru gönderebilirler. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numarası Alo Ziraat Çiftçi Proje Danışma Hattı'nın
telefon numaraları. Buyurun hocam. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için de gerçekten. Çünkü biz önemsiyoruz. Yani üreticilerimize daha fazla yaygınlaşırsa ki son derece izlenen bir program, izlenen bir kanal. Sizin tecrübeniz de sayesinde. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Tabii işte temel amacımız bilginin kaynağı olan üniversite ile işte üreticilerimizin arasındaki iletişimi biraz daha güçlendirmek. Üreticilerimizin sorunlarına en kısa zamanda fakültemizdeki işte yaklaşık 200 tane uzman, konusunda uzman çok kıymetli akademik kadrolara sahibiz, hocalarımız var. Bu hocalarımızla üreticiler arasındaki köprüyü kurmak. Yani zaten tarımsal yayımın da amacı budur. Yani bilgiyle, bilginin kaynağı üniversite ile veya araştırma kuruluşları ile üreticiler arasındaki bu bağın kurulması, üreticilerin sorunlarının aktarılması veya işte biraz önceki konumuzun olduğu gibi mesela yeniliklerin üreticilere aktarılması, bu köprü vazifesinin içeriyor aslında tarımsal. Dolayısıyla temel birinci hedefimiz üreticiler ile üniversitedeki bu çok kıymetli, ki onlara da teşekkür edeyim, unuttum biraz önce. 9 tane bölümümüz var Ziraat Fakültesi'nde. Bu bölümlerimizde çok ciddi çalışan, önemli konusunda uzman hocalarımızın desteğiyle yapacağız. Hep beraber yapacağız bunu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Çünkü ciddi anlamda bir zaman ayıracaklar. Bu telefonların sayısının artacağını, ki başladı bir iki gündür, tahmin ediyoruz ve onlar da mesailerinden zaman ayıracaklar, ama umuyoruz çiftçilere dokunduğu zaman, olumlu geri dönüşler aldığımız zaman bu yorgunluğumuza da değecek diye tahmin ediyorum. Bir diğer hedefimiz de aslında tarımsal yayımda bir benimseme süreci deriz biz. İşte bir yeniliğin üreticiler tarafından işte haberdar olunması, ona ilgi duyulması, değerlendirilmesi, denenmesi ve benimsenmesi. Bu benimseme süreci olarak ifade ederiz bunu. Bu bizim ülkemizde bir yeniliğin benimsenmesi 15 yıla kadar çıkıyor. Yani 15 yıl takdir edersiniz ki günümüzde o kadar uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Tabii yeniliğe göre, çalışmalara göre değişiyor ama 10 senenin üstünde 15 seneye kadar çıkabiliyor bir yeniliğin benimsenmesi. Amaçlarımızdan biri de bu yeniliğin benimseme sürecini kısaltabilmek. Yani üreticilerimizin hangi aşamada olursa olsun işte haberdar olma, yani ilk duyma aşamasında belki bu görüşmeler sırasında hocalarımızdan bir şeyler, yeni bir gelişmeyle ilgili, yeni bir teknikle ilgili haber alacaklar. Veya işte ilgi duyma, değerlendirme aşamaları dediğimiz o benimseme sürecine götüren aşamalarda belki onların o sürecin kısalmasında hocalarımızın söyleyeceği birkaç tane tavsiye, öneri üreticilere o süreyi kısaltmada önemli bir avantaj sağlayacak, ki bu tabii ülke tarımı için hepimiz açısından son derece önemli. Peki çünkü, burada hocam Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu'nun dekan olmasıyla beraber sosyal medyadan da ben kendisini takip ediyorum. Özel sektörle ciddi çalışmalar yapıyor, ziyaretler yapıyor. Hem kamuda, belediye olsun, diğer şeyler olsun, STK'lar olsun. Mümkün olduğu kadar özel sektörle üniversite işbirliğini test etmede ciddi bir performansı var. Bu konuda ben kendilerini hasreten takdir ediyorum. Bunun yansımalarından birisi de bu Aloziraat projesi. Burada birkaç gün oldu bu projeye start vereli. Ne tür sorular geliyor? Soru soranların geri dönüşleri, siz cevap verdikten sonraki geri dönüşlerini alabildiniz mi? Ne tür sorular geliyor? Evet, hakikaten Zeki Hocam yaklaşık 8 aydır görevde, özel sektörle de kamuyla da ciddi anlamda irtibat içerisinde, güzel olumlu faaliyetler içerisinde biz de takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
rektörümüz de keza aynı şekilde. Evet. Rektör hocanın da çok büyük bir gayreti var. Evet, yani bu projelerin mimarları onlar hakikaten onlar bizim önümüzü açtılar. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla burada çiftçilerden gelen soruları ben merak ediyorum. Soruları, hemen onu da hatırlatayım. Çiftçiler ne soruyor? Şimdi daha işte dediğiniz gibi birkaç gün oldu. Daha yeni yeni tanınıyor. Herhalde bugünden sonra biraz daha tanınırlığımız artacak. Özellikle bu dönemde işte ben de bir fakülte içerisinde bir odamız, bir ofisimiz oldu. Merkezlerin olduğu, diğer fakültemizde 3 tane merkezimiz var. Bir oda içerisinde ama daha çok tabii bu tarımsal yayımla ilgili, bu aloziraatle ilgili şeylerimiz var, faaliyetlerimiz şu anda gündemde. Özellikle şu anda gübreleme ile ilgili, bitki hastalıklarıyla ilgili. Hı-hı. Tabii bunlar konu uzmanları, yani benim bölümüm tarım ekonomisi. Burada görevli bir personelimiz var, Fethi Bey. Notları alıyor üreticilerden. Yani onunla ilgili de bir kayıt formumuz var. Onu da gösteririm bir ara. Üreticilerden aradıklarında işte bazı özelliklerini soruyoruz. Tabii bunun da bir gayemiz var, onu da açıklarız. İşte cinsiyet, eğitim durumu, yaş durumu, çiftçinin yani hedef kitleyi de anlayabilme adına üretim deseni, büyüklüğü, arsasının, arazisinin işte hayvan sayısıyla ilgili. Veri tabanı oluşturuyorsunuz. Yani hedeflerimizden birisi de oydu. Birazdan onu da söyleyeyim, o biraz yarım kaldı. Bu kayıt formu çerçevesinde üreticilerimize gelen işte üreticilerimizin soruları, sorunlarıyla ilgili bu ofisimizde kayıtlar alınıyor. En kısa süre içerisinde, gün içerisinde veya ertesi gün uzman hocamızı buluyoruz. İşte bitki koruma bölümü, tarla bölümü. Genellikle bu bir iki gün içerisinde gelen sorular o yönde. Bitki koruma ve tarla bölümündeki hocalarımız ağırlıklı. Orada da çok önemli hocalar var. Yani evet. Selçuk Üniversitesi bu manada ciddi bir cefer. Sait Gezgin hocam var. Kesinlikle. Gördüğüm kadarıyla. Süleyman Soylu hocaya sorular Süleyman var. Soylu, bitki koruma bölümünde isim. Çok kıymetli hocalarımız var. Onlara tabii o yönlendirme işini biz yapıyoruz. Aslında merkezin amaçlarından birisi de bu. Yani yoksa üreticiler sahada hocalarımızın çoğunu görme fırsatı buluyorlar. Hocalarımızın projeleri, çalışmaları kapsamında gittiklerinde ama her zaman aslında bu telefon hattı ile bir sabit, bir de mobil telefon hattı ile hocalarımıza bir telefon kadar yakın oluyorlar. Belki hocalarımızla görüşemeyecekler ama ilk etapta işte o ofisimizde bir kayıt alınacak. Daha sonra en kısa zamanda hocalarımız isterlerse üreticilerimizin telefonunu verip hocalarımız arayacak veya sorunun cevabını verecekler. Bu soruların cevapları karşısında işte biz merkezimiz olarak veya ofisimiz olarak üreticilerimize cevap vermeye çalışacağız. Yani peki işleyiş burada, bu şekilde olacak. İşleyiş tamam. WhatsApp veya sabit telefon numaralarını yayınlıyoruz. Orada Fethi Çuvatar'dı yanılmıyorsam. Evet Fethi Bey. Merkezde görevli ki sosyal medya paylaşımlarını da ben görüyorum. Bayağı heyecanlı bir çalışma var. Burada proje olarak bu bir proje. Bunun tanınması var. İşte güncellenecek muhakkak. Eksik olan yönler kesinlikle tamamlanacak. Çiftçi ne kazanacak bundan? hakikaten dediğiniz gibi bu ya, soruyu dinamik sordu. Ama burada mesela bitki beslemeyle soru sordu. Burada o bölgenin iklim şartı, toprak yapısı, toprağın analiz ettirdi mi? İşte iklimlendirme nasıl, sulama nasıl, kıraç mı değil mi? Bununla ilgili siz sorular geldiğinde ki yazılı almıyorsunuz herhalde. Yazılı mı alıyorsunuz? Bir kayıt formumuz var. Şöyle bir form oluşturduk. Yani ama bunu konuşarak mı bu dolduruluyor? Tabii konuşarak. Telefonla arıyorlar. Ya WhatsApp'tan mesaj atma yok yani. WhatsApp da var. WhatsApp numaramız da var. Özellikle onu da niye aldık? Bazı belki görüntüler de paylaşmak isteyebilirler. Tabii yani sahada
tarla başında, serada veya işte hayvanın başında yani çiftçi ziyareti kapsamındaki kadar etkili olmasa da mümkün olduğunca hocalarımızın o görüntü kapsamında yapacakları bir tavsiye. Tabii ki burada tarımsal yayımda gönüllülük esası vardır. Yani hocalarımız eldeki donelere göre tavsiyelerde bulunacaklar. Tabii o kararı uygulamak yine üreticilerimizin elinde. Daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Şimdi zamanı ekonomik kullanabilmeniz adına, bu programla ilgili demiyorum, şeyle ilgili. Tamam. Sizin oradaki işleyişle ilgili. Bitki besleme ile ilgili veya hayvansal üretimle ilgili soru sorulacağı zaman o sorunun yanında buradan da hemen tarım masası da anlatırım ki vatandaş ona göre hazırlıklı sorsun. Yani bitki besleme ile ilgili veya gübreleme ile ilgili bir soru sorduğunda hocanın soracağı soruları da az çok tahmin edip onunla ilgili bilgileri de sizle paylaşması lazım ki siz o soruları aldınız, ilgili hocaya götürünüz, hoca soru soracak, tekrar dönüş yapılacak derken süreç uzayacak. Hem hayvansal hem de bitkisel üretimde çiftçi hangi donelerle sizi aramalı? Yani tabii burada bir sınır koymak istemedik. Yani anladım aslında ne demek istediğinizi ama şimdi mesela belki işte veteriner fakültesi dedik. Biraz veteriner fakültesi aslında bu konuda uzak durmak istedi. Çünkü hayvanı görmeden bunun tedavisiyle ilgili bir şey olamayacağını ama ziraatte de benzer bir durum var ama mümkün olduğunca tabii üreticilere çeşitli sorular gelecek. Yani bitki korumayla ilgili, gübrelemeyle ilgili, üretim teknikleriyle ilgili. Bu sorulara bir sınır koymak istemedik. Ama soruların yanında yani hangi sürenin bilgilere ihtiyaç olacak manasında soruyorum. Nasıl? Ya soru sorduğunda sizlerin hangi taleplerde bulunacağınız önemli. Şimdi bitki beslemeyle ilgili, gübrelemeyle ilgili sordu. Hangi bölgede yaşıyor? İklim yapısı orada nasıl? Bunun gibi bitkiyle ilgili çiftçiden alınması gereken bilgileri çiftçinin hazır tutması lazım ki. Tabii bu ki. Şeyle beraber size o bilgileri paylaşabiliriz. Zaten işte biraz amacımız da bu kayıt formunda o. Yani temel hedeflerimizden biri üreticilerle ilgili aslında bir veri oluşturmak ki işte hangi bölgelerde sorunlar yoğunlaşıyor, üreticilerin yani daha sonraki çalışmalarda hedef kitleyi iyi oturtabilmek, anlayabilme adına hangi bölgelerde yoğunlaşıyor, hangi konularda daha çok sıkıntı var ve işte spesifik bir şey mi, bir üreticiye has mı yoksa çoğunlukta yaşanan bir durum mu, yeni bir hastalık veya zararlı gibi mi? Bunlarla ilgili kayıtları alıyoruz. Ve işte belki de bu sadece bu aloziraat uygulaması ile üreticilerin sorunlarına çözüm bulma, işte onlarla hocalar arasındaki iletişimi kuvvetlendirme dışında bir diğer hedefimiz, amacımız da ortaya çıkıyor. Belki de hocalarımızın bundan sonra çalışacağı konuların önceliği de değişebilecek. Tarımsal yayımların Konya tarımına etkisini de aslında konuşmak lazım. Konya çünkü birçok hem hayvancılıkta hem de bitkisel üretimde başkent pozisyonunda bir bölgemiz. Konya özelinden konuşacak olursak tarımsal yayımların Konya tarımına etkisi nedir? Gerçekten çok önemli Konya açısından da. Belki unuturum diye şimdi söyleyeyim. Bazı uluslararası çalışmalarda tarımsal yayıma yapılan $1 bir yatırımın ekonomiye getirisi yaklaşık $25 oluyor. Yani bir birime 25 birimlik bir katkı oluyor. Dolayısıyla tarımsal yayım oldukça önemli, önemsiyoruz. Çünkü tarımsal yayımla ilgili yapılan faaliyetlerde tabii üreticilerin birbirini etkileme durumu da söz konusu oluyor. Bir üretici bir köye, bir ilçeye tesir edebiliyor. Bir kar topu etkisi de yapabiliyor. Tabii Türkiye açısından tarım önemli. Ülkemiz bir tarım ülkesi diyoruz. Tarım potansiyelimiz çok yüksek diyoruz. Şu zaten pandemi ortamında aslında sağlık gibi tarımın da ne kadar önemli olduğunu sadece
biz tarımın paydaşları değil, herkes anladı. Beslenmemizin temel ham maddesi olan gıdanın üretimi tarım ile gerçekleşiyor. Onun dışında tarım tabii bizim ülkemizin nüfusunun, istihdamının önemli bir kısmını oluşturuyor. Yani nüfusumuzun yaklaşık 1/5'i kırsal kesimde tarımla uğraşıyor. Bu tabii 2012 yılında çıkan, 2014 yılında yasalaşan belediye yasası ile %7 gibi gözüküyor ama realitede %20 civarında kırsal nüfusumuz var. Yani ekonomik boyutu dışında sosyal boyutu var. İstihdamda yine yaklaşık nüfusumuzun, istihdamımızın 1/5, %18.4'ü, işte 28-29 milyon çalışanın 5,5 milyonu tarımda çalışıyor. Yine tarıma dayalı sanayiler açısından son derece önemli tarım. Tarıma dayalı, tarıma bağlı sanayilerin %85 ham maddesi tarımdan sağlanıyor. Dolayısıyla ödemeler dengesi, yani Türkiye kronik olarak dış ticaret açığı veren bir ülke. Ama tarım sektöründe geçen yıl örneğin 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Yani ithalatımızla ihracatımız arasındaki denge tarımda ihracat lehine 5 milyar dolarlık. Genel dış ticaretimizde zaten hep eksideyiz, açık veriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemize ödemeler dengesi açıklarını kapatma anlamında tarımın önemli bir rolü var. Yine milli gelire çok önemli katkısı var tarımımızın. Yani ülkemizin milli gelirinin yaklaşık %6'sı tarımdan geliyor. O da 42-43 milyar dolara tekabül eder. Yani en son 2020 yaklaşık 710-720 milyar dolarlık bir milli gelirimiz var. Bunun %6'sı tarımdan geliyor. Yani tarım ülkemiz açısından da ki hep bu potansiyelimizi daha da arttırabileceğimizi konuşuyoruz. Yani tabii birçok çalışma ile olacak bu tarımsal yayımda bunlardan biri. Yine tabii oradan Konya'ya geçeyim. Konya ülkemizin tarım başkenti, tarımımızın göz bebeği diyoruz. Hakikaten öyle mi? Yani şöyle biraz rakamlara baktığımızda yaklaşık 100 bin işletme var Konya'da. 2 milyon hektara yakın bir tarım alanı var. Yani Türkiye'de 23.2 milyon, %10'una yakın, %8-9 gibi. Toplam üretimde de yani Türkiye'nin toplam 81'inin yaptığı üretimin de yaklaşık %10'u tabii ürünlere göre değişmekle birlikte Konya tarafından karşılanıyor. Yani Konya hakikaten önemli. İşte buğdayda, arpada, şeker pancarında, havuçta, lalede, kirazda Türkiye'de üretimde ilk sırada. Ki hayvansal üretimde de ilk sırada. Büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada. Küçükbaş hayvan varlığı kanatlı da ikinci sırada. Süt üretiminde ilk sırada. Yumurta üretiminde ikinci sırada. Ki mesela biraz önce küçükbaş üretiminde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fethi Öztürk buradaydı. Sadece desteklerle, yani halk elinde islah projesi ve normal hayvancılığa, küçükbaşa destekle 60 milyonluk bir katkı sunuldu Konya üreticisine, yetiştiricisine. Keza büyükbaş hayvancılıkta da bu böyle. Tabi burada tarımsal yayımların önemi yine ön plana çıkıyor. İşte biz tarım masası programını yapıyoruz. Türkiye genelinde ciddi bir izleyicimiz var, takipçimiz var, sağ olsunlar. Ama Türkiye'de hem tarımsal eğitim, bilmiyorum yeterli mi sizce, bunu soru olarak size soracağım. Tarımsal yayınlar Türkiye'de yeterli mi? Şimdi tabii tarımsal yayımın bir iletişim boyutu var, bir de eğitim boyutu var. Yani iki enstrümanı var. Tabii ki tarımsal eğitimler işte çiftçi ziyaretleriyle gerçekleştiriliyor ki bu biraz daha masraflı, biraz daha zaman alan uygulamalar. Ama tabii işte 1984 yılında tarımsal yayım uygulama ve araştırma projesi kapsamında 97 yılına kadar Türkiye'de bu tür eğitimler, çiftçi ziyaret sistemleri ve işte eğitim projeleri uygulandı. Yaklaşık 27 ile yayıldı, iki aşamada uygulandı. Bu aslında bizim tarımsal yayımla ilgili Türkiye'nin uyguladığı tarımsal yayım politikalarının da özünü oluşturuyor diyelim, yani çiftçi ziyaretleri. Ama tabii özellikle bu pandemide
Bu ziyaretler tabii biraz daha azalmak durumunda kaldı. Ve kitle iletişim araçlarıyla yapılan aslında bu tarımsal yayın uygulamaları son zamanlarda biraz daha ağırlık kazandı pandeminin de etkisiyle. Ve tabii hepsinin birbirine göre artıları eksileri var. Bu kitle iletişim araçlarında da işte mekan sorunu, zaman sorunu, sayı sorunu olmaksızın çok geniş kitlelere ulaştırma şansınız var. Tabii burada hedef kitle de çok önemli. Yani biz işte bu çiftçi kayıtlarını gelen telefonlarda almamızın sebeplerinden biri de çiftçilerin durumuna göre bu hangi tarımsal yayım yöntemi uygulanacak? Ziyaret sistemi mi, grup toplantıları mı, demonstrasyon mu yoksa kitle iletişim araçları mı? Bunların belirlenmesi çok önemli. Yani her ülkede tabii ki hedef kitleler farklı olabiliyor. Örneğin işte Hollanda'da üreticilerin üçte biri üniversite mezunu. Belki orada kitle iletişim araçlarıyla daha farklı sonuçlar elde edilebilir ama bizim ülke yapısına ziyaret sistemleri daha iyi. Bu pandemiden sonra tabii bu merkezimiz kapsamında bu tür çiftçi eğitimleri, ziyaretlerini de gerçekleştirme hedefimiz var. Tabii ülke genelinde de bu tür faaliyetler var. Yani özellikle bizde kamu ağırlıklı bir yayım sistemi var. Bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işte hizmet birimlerinden biri Tarımsal Yayım Daire Başkanlığı ve bu başkanlıkta işte il düzeyinde, ilçe düzeyinde teşkilatları ile tarımsal yayım faaliyetlerini sürdürüyor. Şeye bağlayayım tekrar, yani Konya dedik, Konya'nın tarımsal açıdan önemini söyledik ama bu işte Alo Ziraat ile ilgili birkaç gündür görüyorum ki ilk arayan Edirne'den bir üreticimiz aradı. Maraş'tan bugün, işte Karaman'dan, birkaç tane farklı şehirden üreticilerimiz de var. Biz önce Konya önemli, işte tarımsal yayımın, işte bir birimlik yayıma yapılan yatırımın ekonomiye getirisi 25 birim diyoruz uluslararası çalışmalarda. Dolayısıyla bölge, yani Konya'ya yapılacak bu katkının ülke açısından da son derece önemli olduğunu diyoruz. Çünkü 31 tane ilçemiz var işte Konya'da, 5 tane agroekolojik alt bölge var. Türkiye'deki ürün çeşitliliğini hemen hemen tamamını olmasa da yansıtan ve Türkiye ekonomisine, Türkiye tarım ekonomisi açısından ciddi ağırlığı olan bir şehir dedik. Konya'daki üreticilere hitap eder diye düşünürken aslında Türkiye'ye de işte bu sosyal medyanın belki de sayesinde veya kitle iletişim araçlarının sayesinde diğer şehirlerden de bu soruların gelmesi bizi sevindirdi ve de memnun etti. Doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Aslında demek ki bilgiye ulaşmak istiyor üreticilerimiz. Yani ta Edirne'den üreticilerimizin araması, Maraş'tan, Karaman'dan sadece Konya için değil, Türkiye için de kullanılabilir bir proje olduğunu, bilginin önemli olduğunu aslında gösterdi. Tabii burada izleyici sorular da var. Mesela Kompeter Başkanı Ahmet Bestil de bir soru sormuş. Recep Bey, hocalar sahaya inmeyince Alo Ziraat tutmaz. İlla ki Süleyman Soylu Hoca gibi yüz yüze olursa o zaman başarılı olur diye düşünüyorum yazmış. Ben de tam bu manada bu soruyu soracağım. Şimdi Süleyman Soylu Hoca devamlı sahada. Selçuk Üniversitesi aslında hem hayvancılık, hayvansal üretimde hem de bitkisel üretimde birçok hoca sahada aslında. Evet. Bu sahadaki sinerjiyi veya hocaların bölgesel ziyaretlerinin duyurulması babında bir eksiklik var mı? Ya Süleyman Soylu işte bugün hangi bölgede bunu birçok mecradan duyurulursa daha pozitif bir sonuç alınmaz mı? Güzel, yani teşekkür ediyoruz. Bu öneriyi tabii biz merkez olarak da daha şey yaparız, yani sosyal medya aracılığıyla hocalarımız sahaya indiğinde. Ama bu çiftçi ziyaretleri aslında biraz önce söylediğim gibi sınırlı kişiye ulaşır. Kesinlikle. Yani bir köy grup toplantısı veya Süleyman Hoca işte bir köye, bir ilçeye gidebiliyor. Konya çok geniş bir coğrafya. Ama orada konuşurken mesela sosyal medyadan bir yayın paylaşılsa, sosyal medyada canlı yayın da yapılabiliyor. Evet. Çok ciddi avantaj zaten olur diye düşünüyorum. Zaten bu bizim merkezimizin işte uygulama alanlarından birisi de o. Biraz üstü kapalı bahsettim. İşte bu zirai söyleşiler, bu Alo Ziraat. Bir de
bir proje verdik KOP'a. Hedef kitleleri belirleyip, işte sorunları belirleyip ilçeler düzeyinde eğitim, yani çiftçi eğitimleri yapıp o eğitimleri de yine üniversitemizin kanalı aracılığıyla, yani sadece işte belki eğitime katılan 20-30 kişiyle değil, ülke genelinde yine böyle kitle iletişim araçları ile yayabilmek, yine fakültemizdeki işte Süleyman Hoca gibi, diğer hocalar gibi konuya göre, hayvancılıkla ilgili ise zootekni bölümünden veya tarla, toprak, bitki koruma. Hatta şöyle bir şey de yapılabilir, bunu hemen şu anda aklıma gelen bir olay. Allah nasip ederse önümüz yaz. Bizim Kon TV'nin birçok stüdyosu var ki, bahçe stüdyolarımız da var. Amfi tarzında stüdyolarımız da var. Üniversiteyle Kon TV'nin yapacağı bir ortak projeyle çiftçi eğitimlerini hem yayın olarak paylaşıp amfi stüdyomuzda da bunları paylaşabilir mesela. Sözü almış olalım o zaman. Bizim zaten hedefimiz bu. Yani evet. Şu işte pandeminin etkisi biraz daha geçerse ve bu proje kapsamında da biraz işte hedef kitleleri iyi anlayabilirsek, yani sorunlar odaklı biraz olacak tabii bu. Bu kayıtlarla da alacağız onu. Yine anket usulüyle yapacağımız çalışma proje kapsamında da dediğiniz gibi ilçelerde, köylerde köy grup toplantıları veya işte uygulamalı belki o boyutuyla da bu tür eğitimleri ve siz de Kon TV'de eğer bu konuda bize katkı verirse, biz üniversitemizin kanalı aracılığıyla veya kendi imkanlarımız ile, kendi kameramız ile belki yaparız diye şu anda o konularla biz ilgili. Biz ev sahibi olursa bizim donanımda bir problemimiz yani, yok. Tamam. Her türlü donanımımız var. Burada şunu demek istiyorum aslında. Kon TV bu ülke için, bu millet için, ülke tarımı için taşın altına elini koyan bir yönetim şekli var, hamdolsun. Dolayısıyla Kon TV'nin böyle bir olayda ben ki yöneticilerle veya yönetim kurulu başkanıyla veya yönetim kuruluyla hiç paylaşmadan ben bu olayı söyledim. Çünkü onların da bu tür olaya çok full destek vereceklerini biliyorum. Mühim olan Konya özelinde tüm Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak. Tarımsal üretimde ki Selçuk Üniversitesi'nde başta Sayın Dekan Bayramoğlu olmak üzere çok kıymetli hocalar var. Evet. Ve sahadan da hiç ellerini çekmediklerini ben sosyal medyadan takip ediyorum. Mühim olan bunu bir köyde 20-30 kişiyi anlatırken değil, milyonlarca insana hitap edebilecek bir proje oluşması. Kesinlikle, yani bu konuda katkı verirseniz biz de memnun İnşallah. Oluruz ve gerçekten yani burada tabii hepimiz aynı amaç için uğraşıyoruz. Yani üreticilerimizin katkısını arttırma, yani çünkü biliyorsunuz tarımla ilgili üreticilerimizin ciddi sorunları var. Yani hem ekonomik hem sosyal sorunlar. Yani kişi başına düşen milli gelirimizin işte 8600 dolar civarında, yaklaşık üçte biri kırsal kesimde kişi başına düşüyor. Yani kişi başına düşen 3000 dolar civarında. Böyle ekonomik sıkıntılar da var. İşte maliyetleri giderek yükseliyor ürün satışıyla ilgili. Yani biz hep tarımsal yayım konuşuyoruz ama ürününü hak ettiği şekilde maliyetinin üstünde satamayan üretici için yeniliği benimsemek veya o yenilikle ilgili yeni bir işte sermaye koyup yeni bir yatırım yapmak çok ütopik oluyor. Dolayısıyla tabii bunlar hepsi birbiriyle ilintili. Yani ilk önce karnımı doyuracağım. Tabii tabii yani. Karnı doymayanın beyni doymaz. Yani burada şu anekdotu da hemen paylaşmak istiyorum. Bu bir realite. Tarımı iyi olan her ülkenin muhakkak süreçte sanayisi çok iyi durumda. Kesinlikle. Tarımda problem olan ülkelerin sanayisinde de sıkıntı var. Dolayısıyla tarımsal üretimin sanayisi mümkün olduğu kadar dibinde olmalı. Mesela Konya bu konuda 5 tane yanılmıyorsam organize sanayisi evet. var ve hala çoğalıyor. Tarımsal üretimin Konya'da başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden birisi tarım sanayisinin de gelişmiş olması. Evet. Burada üniversitenin katılımıyla beraber hem sanayicisi hem çiftçisi, yani üreticisi, hem de üniversite bilginin kaynağı
bu SACA'ya oluşursa bence birçok üniversiteye de bölgeye de örnek olacaktır. Kesinlikle. Yani ben biraz önce söylemeyi unuttum. Hakikaten sadece tarımsal üretim anlamında değil, Konya tarıma bağlı, tarıma dayalı sanayilerde işte tarım makinaları üretimi Türkiye'nin %60'ını Konya karşılıyor. Yani tohumculuk üretiminde Türkiye'deki toplam üretimin %38'ini Konya karşılıyor. Dolayısıyla Konya özelinden yani Selçuk Üniversitesi olarak başladık ama tabii ülkemize de, ülke tarımına da önemli katkılar sağlayacak. Yani üreticilerin ekonomik, sosyal sorunları var, işte eğitim, sağlık. Tarımsal yayım hizmetleri aslında sadece üretim teknikleri de değil. Bu tür konuları da eğitimlerde bunlar da olabilir. Yani diğer belki fakültelerimizden de destekler alınabilir. Üreticilerin tutum ve davranışları onların yaşam düzeylerine etki edecek aslında her türlü okul dışı eğitimi kapsıyor tarımsal yayım. Dolayısıyla üreticilerimize katkı olur umut ediyoruz. Yani inşallah. Tabii bu arada son iki dakikamız. Son sözün zaman çabuk geçti. Yani hakikaten şuraya bağlayalım. Günümüzde bilgi çok ciddi şekilde artıyor. Yani dünyada işte 2000 yılına kadar üretilen bilgi, son 20 yılda üretilen bilgi 2000 yılına kadar üretilenden daha fazla olmuş. Yani günümüzde her bir dakikada 5 tane makale üretiliyor üniversitelerde. Hı hı. Bu bilginin üreticilerle, doğru bilginin üreticilerle en kısa zamanda buluşturulması son derece önemli. Benimsemeden bahsettik, o sürecin kısaltılması son derece önemli. Ve aslında arada konuştuk sanki biraz bilgi kirliliği de çok fazla. Evet, özellikle doğru bilgi sosyal ama tabii istersen son birkaç dakikamızı ona ayıralım. Tarımda doğru bilginin önemini konuşalım. Ondan sonra programı sonlandıralım. İki dakikamız var. Buyurun. Yani işte bu sosyal medya üzerinde gerçekten ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunun belki de işte düzenlenmesi adına üniversitelere çok önemli bir görev düşüyor. Hakikaten üniversitelerde yani bizim fakülte adına söyleyecek olursam çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Yani bu çalışmaların üreticilere katkısının olması önemli. Yani sadece bu çalışmaların kağıt üzerinde kitaplarda kalması çok bir katkı sağlamıyor. Hepimiz ülke tarımını, ülkemizin çiftçisinin refahının artması için uğraşıyoruz. Yani bu anlamda üstümüze düşen sorumlulukları yapma gayretindeyiz biz fakülte olarak, üniversite olarak. Üreticilerimizin de dönüşleri olumlu. Yani tabii bundan sonra bu nereye gider, üreticilerin talepleri belirleyecek aslında bunu. Üreticilerimizin bu bilgi talebi, sorunlarını aktarma talebi belki de bizim aynaya bakmamıza neden olacak. Yani bu talep çok fazla olmazsa demek ki bizim cevaplarımız veya üreticilere yapacağımız katkılar çok da yerinde olmuyor gibi. Kendimizi yenilemek durumunda kalacağız. Güncel sahanın ihtiyacı olan bilgilere yönelik araştırmalar yapmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla bilgiyi, üreticilerle doğru bilgiyi buluşturmamız çok önemli diye düşünüyorum. Herhalde süremiz azaldı. Evet, süremiz bitti. O nedenle tekrar size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım bu bizim sınırlı imkanlarımızla yaptığımız bu proje üniversitemize, öğrencilerimize, başta Türk çiftçisine, bölge çiftçisine, ülke tarımına, ülke ekonomisine katkılar sunar, sağlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam şeref verdiniz tarım masasına. Tabi burada bu programın şu avantajı oldu bugün. Belki de en önemli ön plana çıkması gereken konu buydu. KON TV ile Selçuk Üniversitesi'nin yapacağı bir ortak çalışmayla çiftçilerin sorularına her hafta veya her programda bir hocanın cevap vermesi ve kitlelere ulaşılması manasında ciddi bir avantaj olur. Burada Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'a da, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu'na da buradan hemen mesajımızı iletmiş olalım. Artık bu kolektif çalışmayla
ülke tarımına çok şeyler kazandırılacağını ben tahmin ediyorum. Tekrar size teşekkür ediyorum tarım masasına geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün tarım masasında Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk'ü ağırladık. Aynı zamanda Komel Tarım Makinaları Genel Müdürü Yunus Emre Koman program konuğumuz oldu. Hem Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği'nin de Konya'nın önemini, çoban meselesini, mera meselesini ve Küçükbaş Hayvan Varlığı'yla beraber nelere ihtiyaç olduğunu konuştuk programın ilk bölümünde. İkinci bölümde tarım makinalarında markalaşmanın ve ihracatın önemini sevgili Yunus Emre Koman'la görüştük. Ve programın son bölümünde yaklaşık 50 dakika Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'nın Selçuk Üniversitesi'nin önemli bir projesi bu. Farkındalık oluşturan bir proje. Bu projeyle neler hedefleniyor? Amaçlar neler? Nasıl ortaya çıktı? Çiftçi bundan nasıl istifade edecek? Nasıl arayacak? Geri dönüşler nasıl yapılacak? Bununla ilgili uzun olmasa bile 50 dakika içerisinde ne anlatabilecekse maksimumu anlatmaya çalıştık. Bu ülkenin geleceği tarım. Pandemi süreci de bize bunu gösterdi. Karnı aç olan askeri savaştıramazsınız noktasından gidecek olursak gıdanın önemi bir kez daha ön plana çıktı. Bu manada Selçuk Üniversitesi'nin çok ciddi çalışmaları var. Selçuk Üniversitesi'ni bu manada tebrik ediyoruz. Halka dokunan, özel sektöre dokunan, çiftçiye dokunan, sadece üniversite kampüsü içerisinde kalmayan çalışmalara imza atıyorlar. Biz de tarım masası olarak taşın altına her zaman elimizi koymaya hazırız. Çiftçinin doğru bilgiye ulaşması manasında ne gerekiyorsa biz de hazırız. Rejideki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. Merhum Mehmet Akif Ersoy'a da buradan rahmet diliyoruz. Allah-u Teala hiçbir zaman bundan sonra yeni bir İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bizi bırakmasın. Önümüzdeki hafta 18 Mart. 18 Mart'ta biz özel bir yayınımız olacak Çanakkale Zaferi ile ilgili. Ben şimdiden Çanakkale Zaferi'ni de kutluyorum. Önümüzdeki hafta biz olmayacağız ama bir sonraki hafta biz yine KON TV ekranlarında Perşembe günü kendi günü ve saatinde sizlerle beraber olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Konya'dan bir inci, lezzette en birinci. Enbir süt ürünlerinin sunduğu tarım masası sona erdi. Emlak konu